İşte Kayseri, işte Türkiye sevdalısı lider, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzün. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Seyit Demirezen. Ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Memduh Büyükkılıç. Ve işte gerçek belediyeciliğin mimarı, milletimizin hizmetkarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Kayserililer, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı, değerli gençler, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün biliyorsunuz 21 Mart Nevruz Bayramı. Öncelikle Kayseri ile birlikte tüm milletimizin Nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Orta Asya'dan Balkanlara çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan Nevruz'un hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Kayseri dediğin yiğit kalesi. Çanakkale'nin aslanıyız biz. Sakarya Harbi'nde şehit lisesi. Ay yıldız aşkının destanıyız biz. Başımızın tacı, iftiharımız. Selçuklu'nun nakış gibi işlediği yüzlerce yıllık sanat, ilim, ticaret merkezi Kayseri'de bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Maşallah. Biz gönül verdik. Sen ömür ver Allah'ım. Amin. Onlar koltuk için yarışır. Biz hizmet. Vatan sana, sen bize emanetsin reis. Maşallah. Ak gençlik gücünü senden alıyor reis. Bak bak bak. Deliler gibi aşığız sana, ille de de ille de sen. Eyvallah. Beraber yürüyeceğiz bu yolda. Hiç yorulmadan. Şehirler içinde Kayseri'nin özel bir yeri var. Burası Mimar Sinan'ı, Gevher Nesibi Hatun'u, Kadı Burhaneddin'i yetiştiren şehir Kayseri. Burası Seyrani Baba gibi halk ve hak aşıklarının şehri. Burası gönlü Erciyes Dağı'ndan yüce Kayserili kardeşlerimin şehri. Konumuyla, önemiyle, ürettiği değerlerle, yetiştirdiği büyüklerle, dünyada eşi bulunmayan Kayseri ile ve Kayserili kardeşlerimizle iftihar ediyorum. Gençlere bak, gençlere. Ne diyorlar? Hedef belli, Kayseri'de 17-0. Maşallah. Vatan sana, sen bize emanetsin reis. Cumhur İttifakı'nın kalesi Kayseri'dir. Kayseri'nin kalesi Yahyalı'dır reisim.
Maşallah. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Rekorların ilçesi Yeşil Yahyalı'mıza bekleriz Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah şu seçimi bir atlatalım. Yahyalı'ya sözümüz olsun. Özeniyorlar ama çözemiyorlar. Sevdik seni her şeyden çok, bize bu davadan dönüş yok. Güzel. Ömrüne dua, insanımıza vefa yakışır. Usta kurban olsun Kayseri sana. Güzel. Evet. Şimdi geliyoruz işin diğer faslına. Kayseri 14-28 Mayıs seçimlerinde ahde vefasını bir kez daha gösterdi. Bu seçimde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde verdiğiniz %65'i aşkın, Cumhurbaşkanlığında şahsıma verdiğiniz %68'i bulan destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Mayıs seçimleri ülkemizde fırsatını bulduğunda ülkeyi karıştırmaya, milleti ötekileştirmeye hazır bir zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi. İnşallah 31 Mart'ta bu milli irade destanını çok daha ileriye taşıyarak demokrasi safımızı biraz daha sıklaştıracağız. Kayseri vesayetten kumpasçılara, terör örgütlerinden darbecilere kadar verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. Cumhuriyet tarihimizin en iddialı kalkınma programlarından biri olan 2023 hedeflerini de birlikte hayata geçirdik. Şimdi de Türkiye yüzyılının inşasını birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Hazır mıyız? Ve emniyetten bir rakam alayım dedim. Ve bugünkü toplantıda karşımda ne kadar bir katılım var? Ve gelen rakam 75.000. Ben biliyorum. Siz diyeceksin ki bu da yetmez. Çünkü biz bu meydanda yüz binleri bulduk. Yüz binleri yakaladık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ama şimdi yerel yönetim seçimine gidiyoruz. 31 Mart'a kadar 9 günümüz var. Bu 9 günde Kayseri'de ana kademe durmak yok. Kadın kolları durmak yok. Gençler durmak yok. Ve inşallah Cumhur İttifakı olarak 31 Mart akşamı bize balkon konuşmamızda herhalde gereğini yapmamızı isteyeceksiniz. Çalışmanın, üretmenin, kazanmanın, bölüşmenin manasını en iyi Kayseri bilir. Anadolu'nun ortasında bir sanayi, ticaret, tarım vahası kurmayı başaran Kayserili kardeşlerim pek çok şehrimize de ilham kaynağı oldu. Bugün Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamı üretip ihraç edebiliyorsa bunda Kayseri'nin yaptığı öncülüğün çok büyük payı vardır. Bugün insanlarımız ticaret yapmak için ülkemizin ve dünyanın dört bir yanını arşınlıyorsa bunda Kayseri'nin
büyük payı vardır. Biz de Kayseri'den aldığımız ilhamla her alanda tarihi değiştirecek işler yaptık, yapmayı sürdürüyoruz. Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinin en güçlü siyasi, ekonomik, askeri, sosyal seviyesine çıkardık. Bir yandan asırlık ihmallerle biriken altyapı eksikliklerimizi tamamladık. Diğer yandan milletimizi hak ve özgürlük özlemleriyle buluşturduk. Ülke ve milletçe biz çalıştıkça Rabbimiz de bereketini verdi. Sonuçta Türkiye'yi 21 yılda 3 kat büyütmeyi başardık. Şimdi amacımız önümüzdeki dönemde ülkemizi 2 kat daha büyüterek dünyanın en güçlü ekonomileri arasında hak ettiği yere çıkarmaktır. Allah'ın izniyle bunu yapacak birikime, dirayete, azme sahibiz. Sadece hep birlikte biraz daha çok çalışarak sabırlı olmamız gerekiyor. Kardeşlerim, tabii hayat dikensiz bir gül bahçesi değil. İnsanın olduğu gibi milletlerin de önüne inişler ve çıkışlar, fırsatlar ve tehditler, imkanlar ve hesapta olmayan felaketler çıkabiliyor. Son dönemde milletçe başımıza gelen felaketlerden en büyüğü 6 Şubat depremleriydi. Bu depremler Kayserimizin de bir bölümünü etkiledi. Hamdolsun şehrimizde can kaybı olmadı. Ama hasar gören, yıkılan binalarımız vardı. Tabii asıl kayıp Maraş'ın Malatya'sına, Gaziantep'in, Adıyaman'ın ve Kayseri'nin çevresinde, Hatay gibi daha aşağısında yaşandı. Bu vesileyle depremde yitirdiğimiz 53 bin vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Depremle yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiğimiz konut sayısı 80 bine yaklaştı. İnşallah yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine tamamlıyoruz. Caddeleriyle, meydanlarıyla, tarihi ve kültürel mekanlarıyla, üretimi ve istihdamı destekleyecek altyapılarıyla deprem şehirlerimizi Türkiye yüzyılına hazırlayacak şekilde ihya ediyoruz. Gençler, ben de sizlerin yanınızdayım. Bu arada en büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz. Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Ama bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Bunu da öyle yalan yanlış rakamlarla kimseyi kandırarak değil, çalışarak, üreterek, pastayı daha da büyüterek yapacağız. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkartacağız. Bu vesileyle emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını
başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankalarında bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her imkanı değerlendirerek çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artırarak refah seviyelerini yükseltmenin gayreti içinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Açık konuşmak gerekirse düşmesin ha. Düşmesin. He? Açık konuşmak gerekirse ülkemizde Cumhur İttifakı'ndan başka bunu yapabilecek bir başka siyasi irade de yoktur. Memleket muhalefetin eline kalsa bırakınız maaşların yükselmesini, mevcut maaşları bile geçmişte olduğu gibi ödeyemezler. Muhalefetin halini görüyorsunuz. Ne diyor o güzel Kayseri türküsünde? Bakayım siz de bilecek misiniz? Sabah olur potinini giyemez. Öğle olur ekmeğini yiyemez. İki sözü bir arada diyemez. CHP'nin ve diğer muhalefet partilerinin durumu işte tam böyle. Milletimizle birlikte kendilerini destekleyen vatandaşlarımızı da defalarca hayal kırıklığına uğrattılar. Milyonlarca insanımız yıllardır bir umutla gidip CHP'ye oy verdi. Ama sadece seçimleri değil, umutlarını da kaybetti. Vatandaş bırakın şehirlerinde yeni yatırımlar görmeyi, mevcut hizmetlerin sorunsuz işlemesine bile hasret kaldı. Çünkü CHP yönetimi sadece beceriksizlerden, sadece kifayetsizlerden değil, aynı zamanda kendini geliştirme yönünde hiçbir çabası olmayan tembellerden oluşuyor. Onların gündemi başka. Parti içi iktidar kavgaları kendilerini ilgilendirir. Ama deste deste para sayma görüntülerinin izahını hala yapamadılar. Çıkıp olayı dürüstçe açıklamak yerine sağa sola saldırarak, çirkinleşerek, kabalaşarak skandalı örtbas edebileceklerini zannediyorlar. Seçim kazanmak için kendi akıllarınca birileriyle demleniyorlar. Ama orada da durum pek parlak gözükmüyor. Bu partinin tabanı iradelerinin işportada pazarlanır gibi hangi bedeller karşılığı olduğu bilinmeden CHP'ye peşkeş çekilmesinden rahatsız. CHP'li yöneticiler tarafından tercihlerinden dolayı sürekli hareket edilmeyi, ayrımcılığa, ırkçılığa maruz kalmayı da içlerine sindiremiyorlar. Belediyelerini yönettikleri şehirleri yakın zamanda bekleyen en büyük tehlike deprem olmasına rağmen bunlar ellerindeki kaynakları bambaşka yerlerde kullanıyorlar. Karşımızda projesi olmamakla, yol yapamamakla, tünel kazmamakla, köprü inşa etmemekle, yeşili artırmamakla övünen bir zihniyet var. Türkiye eser ve hizmet siyasetinden sonra yeni bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyadır. Bunun adı zübük siyasetidir. Herkese duymak istediğini söyleyen ama kendi ihtirasları dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyen bu zihniyet ülkemizin en büyük talihsizliğidir. Biz Bay Kemal'in vizyonsuzluğuna
tahammül edemezken başımıza daha beterleri, daha çapsızları, daha ilkesizleri musallat oldu. Hani beterin beteri vardır derler ya, muhalefetin çapı ve kalitesi konusunda ülkemiz tam da böyle bir kısır döngüye girmiştir. Biliyorsunuz daha şimdiden seçimlerin ardından muhalefet tarafından ufaktan değişim arayışları başladı. Böyle giderse 31 Mart'tan sonra muhalefet cenahında yeni bir meydan muharebesi yaşanacağı anlaşılıyor. İnşallah bu sefer gelenin gideni aratmadığı bir tabloyla karşılaşırız. Biz muhalefetin köklü değişimlerle kendini yenileyerek ülkemiz adına umut verici yeni bir dönemin kapılarının aralanmasını temenni ediyoruz. Bunun için önce 31 Mart'taki dersi sağlam tutmak gerekir. 31 Mart'ta bunlara gittikleri yolun yol olmadığını göstermemiz lazım. Kayseri'nin bu konuda öncülüğü kimseye bırakmayacağına inanıyorum. Öyleyse hazır mıyız? Kayseri başı Erciyes'in yüceleri gibi dik Kayseri. Gönlü Yamula Gölü gibi dingin Kayseri. Ruhu alimleri, arifleri gibi zengin Kayseri. 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kadın kolları kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kayseri ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Maşallah. Kayseri'den yükselen bu sesi duymayanın kalbi kurumuş, zihni durmuş demektir. Ramazan'ın bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirecek ilk işareti rekorların rekoruyla nereden bekliyoruz? Nereden? Bu vesileyle artık yavaş yavaş ortasına doğru yaklaştığımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Şu mübarek günlerde Gazze'de ve dünyanın başka yerlerinde zulüm altında iftarını ve sahurunu yapmaya çalışan kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Netanyahu denilen malum kişi Kahhar ismi şerifiyle Rabbimize havale ediyoruz. Rabbimiz kahru perişan eylesin. Bize düşen hem bu kardeşlerimize var gücümüzle yardımcı olmak hem de sahip olduğumuz güvenliğin, huzurun, nimetlerin kıymetini bilmektir. Kayseri'nin şükrünü eda etme noktasındaki hassasiyetini biliyorum. Ve her birinize teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, Kaan göklerde, muhalefet yerlerde. Türkiye'nin üreten eli, düşünen beyni Kayseri. Eser ve hizmet siyasetimizi en iyi takdir edecek şehirdir. Kayseri açtığımız okulların, faaliyete geçirdiğimiz hastanelerin, inşa ettiğimiz yolların, barajların, konutların, tesislerin ne işe yaradığını gayet iyi bilir. Kayseri'ye 21 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 171 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 5343 adet yeni derslik kazandırdık.
Kayseri'ye ikisi devlet olmak üzere 3 yeni üniversite kurduk. Gençlik ve sporda 10.992 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Bir stadyumla birlikte 49 adet spor tesisi inşa ettik. Kayserili ihtiyaç sahiplerine 7 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Şehrimize toplamda 2407 yataklı 21 hastane dahil 60 sağlık tesisi kazandırdık. Hizmete açtığımız 1607 yataklı Kayseri Şehir Hastanemiz sadece ilimiz için değil, bölgemiz için de önemli bir şifa kaynağı oldu. TOKİ vasıtasıyla 19.845 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2300 konutun yapımına devam ediyoruz. Riskli yapı olan 20.912 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Kayseri'deki 4 millet bahçesi projemizden ikisini bitirdik. Birinin yapımına, birinin proje çalışmasına devam ediyoruz. Ulaştırmada 83 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 652 kilometreye çıkardık. Yapımı devam eden Kayseri-Sivas ayrımı Bünyan Köprübaşı yolunu ve Boğaz Köprü Himmet Dede Kuzey Çevre yolu organize sanayi bölgesi bağlantı yolunu bu yıl hizmete açıyoruz. Hacılar Develi yolunu, Pınarbaşı Sarız yolunu, Kayseri Pınarbaşı yolunu, Kermelik Özvatan Felahiye yolunu, Boğazlıyan Felahiye yolunu seneye tamamlıyoruz. Kayseri Felahiye yolunu, Kayseri Niğde yolunu, Nevşehir Ürgüp Kayseri yolunu ise inşallah 2026 yılında bitireceğiz. Kapadokya turizmine katkı sağlayacak Ürgüp Soğanlı Yeşilhisar yolunu yatırım programına aldık. Proje çalışmaları devam ediyor. Demir yollarında Kayseri il sınırlarındaki mevcut konvansiyonel hattı tamamen yeniledik. Boğaz Köprü, Yenice ve Mersin Adana demiryolu hattını modernize ettik. Toplam 11 istasyonlu anafartalar yüksek hızlı tren tramvay hattını tamamlayıp işletmeye açtık. Yerköy üzerinden Ankara, Sivas yüksek hızlı tren hattına bağlanacak Yerköy, Kayseri yüksek hızlı tren hattının yapımına devam ediyoruz. Kayseri Boğaz Köprü lojistik merkez yapımını yakında bitiriyoruz. Kayseri Havalimanı'na yeni bir iç ve dış hatlar terminal binası ile apron yaptık. Kardeşlerim, Kayseri'ye 11 baraj, 52 sulama tesisi, 13 arazi toplulaştırma, 64 taşkın koruma tesisi, 5 gölet, 4 yeraltı depolama tesisi ve 9 hidroelektrik santral tesisi inşa ettik. Su biriktirme hacmi 730 bin metreküp olan Sarız Fettahdere barajını tamamladık. Hacmi 1,5 milyon metreküpü bulan Develi Köseler Barajı'nın yapımına devam ediyoruz. Son 21 yılda inşa ettiğimiz tesislerle Kayseri'de 570 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 3 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Yapımı devam eden 10 sulama tesisiyle toplam 144 bin dekar zirai araziyi de sulamaya açacağız. Develi Ovası, Sol Sahil, Bünyan, Sarıoğlan, Bünyan, Elbaşı, Karadayı sulama projelerinin yapımına devam ediyoruz. Kayserili çiftçilerimize 44 milyar lira tarımsal
hibe desteği verdik. Erciyes Organize Sanayi Bölgesi'nin yanı sıra 2 teknopark, 15 araştırma geliştirme merkezi ve 3 tasarım merkezi kurduk. Kayseri, ülkemiz savunma sanayinin önde gelen merkezlerinden biri haline getirdik. Kuruluşu 1926 yılına kadar giden ülkemizin ilk uçak fabrikası Tomtaş'ın, TUSAŞ, Asfat, Teknopark şirketlerimiz ve Kayserili sanayicilerimizle adeta küllerinden yeniden doğmasını sağladık. Tomtaş geliştirdiğimiz tüm savaş uçaklarına parça üretiyor, montaj yapıyor. Aynı şekilde Aspinsan enerjiyle ordumuz başta olmak üzere ülkemizin batarya ve şarj edilebilir pil ihtiyacını karşılayacak bir tesisi Kayseri'ye kazandırdık. Bir diğer önemli yatırım olan KİM teknolojisiyle de savunma sanayi projelerimize disk, balata, zırh, sensör malzemeleri, balistik malzeme üretiyoruz. Bugün Kayseri'de savunma sanayimize hizmet eden 65 firma bulunuyor. İstihdamı desteklemek için Kayserili işverenlerimize 7 milyar lira prim teşviki aktardık. Enerjide 457 bin abonesi olan Kayseri'de nüfusun yaklaşık %90'ını doğal gaz imkanına kavuşturduk. Bu yıl Pınarbaşı ve Sarıza'da doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Şimdi isterseniz şehrimize yaptığımız hizmetleri şöyle kısaca görüntülü olarak ekranda izleyelim. Kayseri daha yeşil bir şehir oldu. Dağıyla, bağıyla, türküsüyle, üretimiyle, ticaretiyle, sanayisiyle hepsinden önemlisi insan. Sanayicilere teşvikler verildi. Kente güneş enerji santrali kuruldu, doğalgaz yaygınlaştırıldı. Anadolu'nun tarihi merkezlerinden Kayseri kalkınma yolunda emin bir biçimde ilerlemeye devam edecek. Cesareti Erciyes kadar yüce, gönlü ovaları kadar geniş, yüreği tunç gibi sağlam Kayseri'ye de bu yakışır. 31 Mart'a hazır mıyız? 31 Mart'ta Kayseri verdiği söz gibi 17'de 17 yapacak mı? Bunda şüphe var mı? Sağ olun. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra bunlara büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde, Cumhurbaşkanı yanınızda, belediyeler yanınızda ve gümbür gümbür çok daha farklı ne diyeceğiz? Yeniden Kayseri. Bu duygularla büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Sandıkları patlatıyoruz. Ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çünkü buradan kilise gideceğim. Durmak yok. Diğerleri zaten meydanda yok. Şimdi belediye başkan adaylarımız. AK Parti Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm. Vatandaşını gerçekten seven, gönül işi, bu bir yürek işi, bu sevda işi, işte AK Parti. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen. Hazırız ve kararlıyız, o eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Memduh Büyükkılıç. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Memduh Büyükkılıç. Talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Akkışla Belediye Başkan Adayımız Ayhan Arslan. Akkışla
Ayhan Arslan. Dünya Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız Selahattin Metin. Bünyan Selahattin Metin. Develi Belediye Başkan adayımız Adem Şengül. Develi Adem Şengül. Bir belediye hayal edin, vatandaşını gerçekten. Felahiye Belediye Başkan adayımız Vural Coşkun. Felahiye Vural Coşkun. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye. Hacılar Belediye Başkan adayımız Bilal Özdoğan. Hacılar Bilal Özdoğan. İncesu Belediye Başkan adayımız Mustafa İlmek. İncesu Mustafa İlmek. Koca Sinan Belediye Başkan adayımız Ahmet Çolak Bayraktar. Koca Sinan Ahmet Çolak Bayraktar. Melik Gazi Belediye Başkan adayımız Mustafa Palancıoğlu. Melik Gazi Mustafa Palancıoğlu. Öz Vatan Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız Halit Demir. Öz Vatan Halit Demir. Pınarbaşı Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız Memduh Uzunluoğlu. Pınarbaşı Memduh Uzunluoğlu. Sarıoğlan Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız Bekir Ay Yıldırım. Sarıoğlan Bekir Ay Yıldırım. Sarız Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız Baki Bayrak. Sarız Baki Bayrak. Talas Belediye Başkan adayımız Mustafa Yalçın. Talas Mustafa Yalçın. Tomarza Belediye Başkan adayımız Davut Şahin. Tomarza Davut Şahin. Yahyalı Belediye Başkan adayımız Esat Öztürk. Yahyalı Esat Öztür. Yeşilhisar Belediye Başkan adayımız Halit Taşyapan. Yeşilhisar Halit Taşyapan. AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş. AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımız Yusuf Ziya Yılmaz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki. Önceki dönem bakanlarımızdan Kayseri Milletvekilimiz Hulusi Akar. Önceki dönem bakanlarımızdan Taner Yıldız. Önceki dönem bakanlarımızdan Yalçın Akdoğan. Kayseri Milletvekillerimiz Ayşe Böğürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı, Bayar Özsoy, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili İsmail Özdemir, Mustafa Baki Ersoy, Nevşehir Milletvekilimiz Emre Çalışkan, AK Parti kurucu üyesi Sayın Sadık Yakut, Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan. İşte gerçek belediyeciliğin mimarı,
milletimizin hizmetkarı, Anadolu'nun yiğit evladı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.